Merhaba Sektörün İleri izleyicileri. Bugün sizlere Kırıkkale'den sesleniyoruz. Dünyam Jimnastiğin konuğuyuz. Yanımızda kurum müdürü Dilber Hanım var. Efendim merhabalar. Merhaba. Burası çok güzel bir yer ve kısa sürede büyük başarılara imza atmış ve birçok öğrenci bünyesinde barındıran bir jimnastik okulu. Sizi tanıyalım mı? İsmim Dilber Taşer. Kırıkkale'de yaşıyoruz. Buranın insanıyız. Eylül ayından itibaren faaliyet gösteriyoruz. Bir yılımızı dolduracağız inşallah. Evet, peki nasıl başladı bu macera? Bu macera kızımın hayaliyle başladı aslında. Kızım 6 yaşından itibaren jimnastik yapmak istiyordu profesyonel şekilde. Biz de böyle bir arayışa girdik ve Kırıkkale'de bulamadığımız için dedik ki neden biz Kırıkkale'ye böyle bir şey yapmıyoruz? Evet, şimdi burada yaşayan aileler de aslında size minnet duyuyordur. Çünkü çocukların erken yaşta başlayıp keyifle yaptığı ve fiziksel olarak harika bir aktivite olarak düşünüyorum. Jimnastik gerçekten çocuklarımız için çok önemli. Peki çocuklar kaç yaşında başlamalı jimnastiğe? 3 yaş itibariyle federasyonun belirtmiş olduğu yaş artık 3 yaş. 3 yaş itibariyle jimnastiğe başlanabilir. Çünkü tüm sporların temelini oluşturuyor jimnastik. Harika. Şu an kaç tane öğrenciniz var? Şu an yaklaşık yaz sezonunda olduğumuz için 80'e yakın öğrencimiz var ama bu kış sezonunda artmakta. Sizce aileler ve öğrenciler sizi neden tercih ediyor? Başarının sırrı nedir? Başarının sırrı şu, profesyonel bir ekip ve Kırıkkale'de şu an profesyonel anlamda tek jimnastik salonu olmamız. Biz sadece çocuk memnuniyeti odaklı çalışıyoruz. Yani bir çocuğu aldığımızda onun buradan memnun, mutlu ve severek gitmesi bizim için en önemli şeydir. Artı ekip profesyonel olması lazım. Alanında uzman antrenörlerle çalışıyoruz. Bu arada ben bir ev hanımıyken sonrasında antrenör olmuş bir insanım. Derslere çok nadir girerim, hocalarımı yönlendiririm fakat işletmeci pozisyonunun yanında bu işi yapıyorsak antrenör de olalım dedik ve sonradan belge aldık. Artık insanların önü bu konuda da açık. Yani bunu düşünen insanlar, bizler de destek sağlıyoruz, salon kurabilirler. Her konuda bir kadın olarak diğer bayanlara da destek olabiliriz. Yani jimnastikte de yaş sınırı yok. İnsan istediği zaman tüm sporları her zaman istediği yaşta başlayıp profesyonelleşip hatta antrenör bile olabilirmiş. Bu güzel örneği de siz de görmüş olduk. Tabii ki, tabii ki. Artık devletimiz de çok güzel destekliyor. Bizim yetiştirdiğimiz çocuklar içerisinde bu işi profesyonel anlamda yapmak isteyenler olursa biz onları Ankara'da milli takım antrenörü Hasan Kavak hocam var. Kendisi koordinatörümüzdür. Sağ olsun salonumuzun kurucusudur aynı zamanda. Kurulumuna yardım etmiştir. Bana da çok desteği olmuştur. Kendisine teşekkür ediyorum buradan. Onunla birlikte biz artık çocuklarımızı, yetenekleri milli takıma da sunabiliyoruz. Yani yetenekli çocuklarımızı antrenörlere sunuyoruz. Devletimiz de bu konuda çok güzel destekler veriyor artık çocuklara. Hem okul gider masraflarına destekleri oluyor. Yani çocuklar spor yaparken okulu bırakmıyorlar, okula giderken de sporu bırakmıyorlar. İkisi birlikte yürüyebiliyor artık. Evet, harika gerçekten. Özellikle şimdi son zamanlarda Tokyo'dan da çok güzel haberler geldi. Gümüş madalya da geldi ülkemize. Belki ileride sizin kurumunuzda yetişmiş öğrenciler de ülkemize güzel başarılar katacak. Bu şekilde bir hayaliniz vardır diye düşünüyorum inşallah. Temennimiz bu şu anda. Çünkü oradaki sporcuların çoğunluğu 3 ve 5 yaşında başlamışlar jimnastiğe. Birçok başarının yanında başarısızlık da yaşamışlar. Sakatlıklar olmuş ama asla pes etmemişler. Şu an bizim çocuklarımızı aşıladığımızda bu. Bu bir spordur. Kaybetmek de vardır, kazanmak da vardır. Bu arada Kırıkkale'de sadece çocukları şehir dışına çıkarıp kulüpler arası müsabakalara sokma hakkının olduğu tek kulüp biziz. Yani çocukları dışarıya çıkarabiliyoruz, müsabakalara götürebiliyoruz ama bunu bir yarış atı olarak değil, çocukları daha çok o ortamı, o havayı solumaları için yönlendiriyoruz. Belki birkaç yıl sonra dünyam jimnastik sporcularını da görebiliriz şampiyonalıklarda. Evet, inşallah diyoruz. Bu güzel hedefinizde de sizlere başarılar diliyoruz. Buradan son olarak sizlere güvenip sizleri tercih etmiş olan velilere ve öğrencilerinize ne mesaj göndereceksiniz?
Şöyle söyleyelim, biz bu kurumu evet kurduk, bütün profesyonelliği insanların hizmetine sunduk ve serdik ama velilerimiz olmasaydı, çocuklar olmasaydı, anneler ve babalar çocuklar için bir adım atmasalardı, biz asla bu kadar başarılı olamazdık. Velilerimize çok teşekkür ediyoruz, bize her zaman destekler, her konuda destekler. Minicik o sporcularımızın yüreklerinden, gözlerinden öpüyorum. Hepsini çok seviyorum. Biz onlara bir anne şefkatiyle yaklaşıyoruz zaten. Umarım hep birlikte güzel işler başaracağız. Evet, bizler de inanıyoruz size ve daha nice uzun yıllar Dünya Cimnastiğin başarılarına şahitlik etmek istiyoruz. İnşallah hep birlikte. Cimnastiğin yanında artık biz yüzme, bale dansı, zumba, bunun yanında tekvando, kickbox branşlarımızı da ekledik. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim. Yani biz layık çocuklar yetişirken aynı zamanda dinine de bağlı çocuklar yetiştirilebileceğini, sadece dinle uğraşıp bir tarafın kalmayacağını, sporla uğraşıp ondan eksik kalmayacağını da göstermek istiyoruz. Tam donanımlı çocuklar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Evet, süper. Başarılarınız daim olsun. Amin. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.